Kardeşlerim, ülkemizin 21 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarını gerçekleştirebilmenin gerisinde tüm saldırılara ve tuzaklara rağmen korumayı başardığımız güven ve istikrar iklimi var. Önümüzdeki dönemde de bu iklime sahip çıkarak ülkemizle ilgili sinsi niyetleri inşallah bir kez daha kursaklarda bırakacağız. Bu duygularla tekrar Balıkesir'i selamlıyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Şimdi belediye başkan adaylarımızı sizlere takdim ediyorum. Hazır mısınız? Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir. Balıkesir İl Başkanımız Mehmet Aydemir. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Yücel Yılmaz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Niyazi Tunç. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Yücel Yılmaz. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Yücel Yılmaz. 6 Eylül Belediye Başkan adayımız Mesut Eray. 6 Eylül Mesut Eray. Ayvalık Belediye Başkan adayımız Ali Gür. Ayvalık Ali Gür. Balya Belediye Başkan adayımız Cüneyt Çalışkan. Balya Cüneyt Çalışkan. Bandırma Belediye Başkan adayımız Mehmet Cemal Öztaylan. Bandırma Mehmet Cemal Öztaylan. Bigadiç Belediye Başkan adayımız Mustafa Göksel. Bigadiç Mustafa Göksel. Burhaniye Belediye Başkan adayımız Mustafa Aysel. Burhaniye Mustafa Aysel. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Dursun Bey Belediye Başkan adayımız Ramazan Bahçıvan. Dursun Bey Ramazan Bahçıvan. Edremit Belediye Başkan adayımız Muhammed Vurmaz. Edremit Muhammed Vurmaz. Erdek Belediye Başkan adayımız Turan Gün. Erdek Turan Gün. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. Evet. Gömeş'te Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayımız Kazım Arslan. Gömeç Kazım Arslan. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerin. Gönen Belediye Başkan adayımız Aydemir Gümüş. Gönen Aydemir Gümüş. Havran Belediye Başkan adayımız Emin Ersoy. Havran Emin Ersoy.
belediye başkan adayımız Yusuf Cengiz. İvrindi. Yusuf Cengiz. Kendinden keyfinden vazgeçen biri mutsuz olsa dert. Karesi belediye başkan adayımız Dinçer Orkan. Karesi Dinçer Orkan. Kemsut belediye başkan adayımız İsmail Cankul. Kemsut İsmail Cankul. Hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Manyas belediye başkan adayımız İbrahim Koman. Manyas İbrahim Koman. Hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Marmara belediye başkan adayımız Süleyman Aksoy. Marmara Süleyman Aksoy. Hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Savaştepe belediye başkan adayımız Ümmet Şamil Zengin. Savaştepe Ümmet Şamil Zengin. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Sındırgı belediye başkan adayımız Ekrem Yavaş. Sındırgı Ekrem Yavaş. Kendinden keyfinden vazgeçen biri mutsuz olsa. Susurluk Cumhur İttifakı belediye başkan adayımız Fahrettin Şener. Son olarak Susurluk Fahrettin Şener. Gönül işi bu bir yürek işi. Gönül işi bu bir yürek işi. İşte gerçek belediyecinin mimarı, milletimizin hizmetkarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Balıkesir'de gerçek belediyecilik için durmadan yılmadan hizmete devam edecek olan kadrolarımız. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Hazırız ve kararlıyız. Hazır mısın Balıkesir? Kararlı mısın Balıkesir? Hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Hazırız ve kararlıyız. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Hazırız ve kararlıyız. Hazırız ve kararlıyız. Vazgeçen biri mutsuz olsa dert eden bir belediye hayal edin. Vatandaşını gerçekten seven bir bu sevda işi işte AK Parti. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. Memleketi için seçtik memleketi için en zorlu güzergahtan geçtik memleketi için geçtik memleketi için hak olan doğrumuzu hak olan doğrumuzu duyun bu çağrımızı duyun bu çağrımızı herkese bağrımızı açtık memleketi için açtık memleketi için için her şey bu milleti için her şey Türkiye için. Hazır mıyız Balıkesir? Vakit tamam. O geliyor. Kendinden keyfinden vazgeçen biri mutlu.
Hazır mıyız? İşte milletimizin hizmetkarı, Anadolu'nun yiğit evladı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet, gerçek belediyeciliğin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti Balıkesir İl Başkanımız Mehmet Aydemir. Büyükşehir Belediye Başkanımız, yeniden başkan adayımız Sayın Yücel Yılmaz. Ve Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Niyazi Tunç. Çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. Hazırız ve kararlıyız. Talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Sevgili Balıkesirliler, kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı, sevgili gençler, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Tarihimize damga vurmuş nice gönül sultanının, kahramanın, pehlivanın, sanatçının şehri Balıkesir'de sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak %46 düzeyinde bir oy oranıyla bize destek olan Balıkesirli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabii bu oy oranı Balıkesir ile aramızdaki gerçek muhabbetin seviyesini yansıtmaktan çok uzaktır. Sizlerden 31 Mart seçimlerinde mutlaka %50'nin üzerinde bir oy oranıyla Türkiye Yüzyılı Belediyeciliğinin yanında yer almanızı bekliyorum. Çanakkale'den milli mücadeleye kadar bu toprakları yeniden vatan eylediğimiz zorlu günlerin kahraman şehri Balıkesir'in bugün de Türkiye yüzyılına omuz vereceğine inanıyorum. Buna hazır mıyız? Tarihiyle, kültürüyle, eşsiz tabiatıyla, hepsinden önemlisi baş tacı insanıyla medarı iftiharımız olan Balıkesir kendine yakışanı yapacaktır. Başkent oldun Karesiye, varlığın haktan hediye, minnetin yoktur kimseye, ne güzelsin Balıkesir. Şu anda resmi rakamları istedim. Bugün bu alanda ne kadar kişi var biliyor musunuz? 85 bin kişi var. Maşallah. Yani yolda, caddeler boyu Balıkesirli kardeşlerimle hep beraber olduk. Çocuklar, kadınlar, tüm halk oyunları ekipleri, elhamdülillah. Bu ne güzellik böyle. Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok. Ama anlaşılan o ki birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Şimdi de bunu televizyon ekranlarından ulu orta dillendirmeye, hatta açıkça ödenmesini istemeye başlamışlar. Anlaşılan birilerinin ödemek zorunda oldukları diyet borcu hiç bitmiyor ve bitmeyecek. Tabii muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı da tam bir muamma. Siyasetin acemi genel başkanlar elinde adeta bir kabzımal hesabına dönüştürülmesi gerçekten utanç verici. Ama benim bildiğim Balıkesir bu oyunu bozacak basirete sahiptir. Öyle mi?
kazanmak değil, kaybettirmek üzerine kurulu siyasetin bu şehre hiçbir katkısının olmayacağını en iyi benim Balıkesirli kardeşlerim biliyor. Esasen diğer şehirlerde de durum çok farklı değil. İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Takip ediyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor. Neyse ki milleti kandırmak isterken bile işlerini doğru dürüst yapamıyorlar da oynadıkları oyunlar kendi ayaklarına dolanıyor. Muhalefet partilerindeki iç çekişmeler de ayrı bir facia. Kelimenin tam anlamıyla rezillik diz boyu. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla siyasetin çıtasını biraz daha yükseltmiştik. Şimdi de önümüzdeki seçimler vesilesiyle bu vizyonu şehirlerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Şehirlerimizi gerçek belediyecilikle geleceğe hazırlama konusunda 31 Mart'ı tarihi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi ile sizler burada gereken adımları atarken biz de Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, kurumlarıyla Ankara'da üzerimize düşeni yapacağız. Öyleyse şimdi buradan Balıkesir'den öyle bir ses verin ki ülkemizin dört bir yanından duyulsun. Hazır mıyız? Balıkesir 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için ana kademe, kadın kolları, gençlik, seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Balıkesir'le birlikte Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun. Kardeşlerim, bizim eser ve hizmet siyasetimizin lafta kalmadığının, icraatla temellendirildiğinin ispatlarından biri son 21 yılda Balıkesir'e yaptığımız, ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 238 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Laf ola beri gele yok. İcraat var, icraat. Bu yatırımla eğitimde 4832 yeni dersliği şehrimize kazandırdık. İkinci devlet üniversitemiz Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ni faaliyete geçirdik. Gençlik ve sporda 10.868 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 39 spor tesisi inşa ettik. Balıkesirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6 milyar liranın üzerinde kaynak aktardık. Balıkesir'de 1100 yataklı Atatürk Şehir Hastanesi başta olmak üzere toplamda 2624 yataklı 35 hastane ile birlikte 81 sağlık tesisi yaptık. Aralarında 400 yataklı Merkez Devlet Hastanesi ve 300 yataklı Edremit Devlet Hastanesi'nin de olduğu 16 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. TOKİ kanalıyla 8586 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 4960 konutun yapımına devam ediyoruz. Şehrimizde
riskli yapı olarak belirlediğimiz 7870 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Söz verdiğimiz 10 millet bahçesinden Merkez Kızpınarı, İvrindi, Savaştepe, Karesi, Dursunbey, Kepsut ve Havran'ı tamamladık. Diğerlerinin de yapımı veya projelendirmesi devam ediyor. Ulaştırmada 2002 yılına kadar Balıkesir'e sadece 76 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz bunu 700 kilometreye çıkardık. Hizmete açtığımız İstanbul-İzmir otoyolunun 106 kilometresi Balıkesir'den geçiyor. Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolunu, Balıkesir Savaştepe Yolunu, Yenice Balya İvrendi Yolunu, Balıkesir Dursunbey Yolunu bu yıl tamamlıyoruz. Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Bandırma Balıkesir Manisa Demiryolu hatlarını elektrikli ve sinyalli hale getirerek modernize ettik. Gökköy Lojistik Merkezi'ni hizmete açtık. Şehrimizi hızlı tren ağlarına bağlayacak olan Bursa, Bandırma, Balıkesir hızlı tren hattı projemizin ilk etabını 2025 yılı sonunda bitireceğiz. Kocaseyit Havalimanımıza yıllık 3 milyon kapasiteli, Balıkesir Havalimanımıza ise yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli terminal binaları yaptık. Balıkesir'e 26 baraj ile 25 gölet inşa ettik. 8 baraj ve 2 gölet inşa ediyoruz. Son 21 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 710 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 17 sulama tesisimizle 180 bin dekar zirai araziyi de sulamaya açacağız. Balıkesirli çiftçilerimize toplam 48 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. İstihdamı desteklemek için Balıkesirli işverenlerimize 5 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Sanayide, teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark ve 10 araştırma geliştirme merkezi kurduk. Ayrıca Edremit ve Gönen organize tarım bölgelerini faaliyete geçirdik. Enerjide 302 bin abonesi bulunan Balıkesir'e ve 17 ilçesine doğalgaz arzını sağladık. Bu yıl içerisinde Manyas'a ve 2026'da Balya'ya doğalgaz arzı sağlamayı hedefliyoruz. Şimdi isterseniz şehrimize kazandırdığımız yatırımlara şöyle kısaca bir bakalım. Kadim medeniyetlerin mirasını taşıyan Balıkesir'e 21 yılda her alanda dev hizmetler yapıldı. Balıkesir bu hizmetlerle geçmişin emanetleriyle geleceği harmanlayarak yol aldı. Balıkesir her dönemde milletimizin uyanışına öncülük etmiş. Balıkesirlilerin hak ettiği eğitim hizmetini alabilmesi için destekler verildi. Yeni okul binaları, kütüphaneler, bilişim ve teknoloji sınıfları, spor salonları yapıldı. İki devlet üniversitesi kapasitelerini artırarak gençleri geleceğe hazırlıyor. Yurt sayısı ve imkanları da bu hedef doğrultusunda artırıldı.
Balıkesir'e hem yeni hastaneler ve sağlık tesisleri yapıldı, hem mevcut altyapı modernize edildi. Hastalara son teknoloji ürünü cihazlarla otel konforunda sağlık hizmeti verilmeye başlandı. Balıkesir'de bölünmüş yol uzunluğu artırıldı. Köprüler restore edildi. Köprülü kavşaklarla şehir içi trafik rahatlatılırken otoyollarla Balıkesir'in hızına hız katıldı. Hızlı demiryolu hizmeti ve Balıkesir'in kapasiteleri artırılan havalimanlarıyla ulaştırma daha hızlı ve konforlu hale getirildi. Balıkesir 31 Mart'ta büyükşehirde ve ilçelerimizde Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz? Balıkesir'de organize sanayi tesisleri hem genişletiliyor hem yenileri ekleniyor. Teknopark, Ar-Ge merkezleriyle Balıkesir'in üretim imkanları artıyor. Balıkesir'in kültürel miraslarına da sahip çıkıldı. Tarihi eserler restore edildi. Kente yeni meydanlar kazandırıldı. Jeoparklar, millet bahçeleri, dalış köyü, seyir terası, atıksız ada ve mavi bayraklı plajlar Balıkesir'e değer kazandırdı. Bir yandan da kentsel dönüşümle Balıkesir'in konut stoğu yeni ve sağlam binalarla güçlendirildi. İnşallah 31 Mart'ta da Balıkesir dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılacak, yeni bir uyanış, yeni bir şahlanış bayrağını yükseltecektir. Barajlar ve göletlerle tarımsal sulama ve üretime verilen destek arttı. Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezi, sebze meyve kurutma tesisi gibi tarım ve hayvancılık alanında yenilikçi projeler hayata geçirildi. Yapılan altyapı çalışmalarıyla kentin içme suyu ve atık su problemi çözüldü. Balıkesir yeni yatırımlarla büyüyor, gelişiyor ve Türkiye yüzyılı hedeflerine doğru hızla ilerliyor. Tabiatıyla ayrı güzel, deniziyle ayrı güzel, tarihiyle, insanıyla ayrı güzel Balıkesir'e işte bu yakışır. Evet, her birini detaylı saymaya kalksak günlerin bile yetmeyeceği eser ve hizmetlerimizi inşallah önümüzdeki dönemde de kesintisiz sürdüreceğiz. Bu anlayışla hazırladığımız gerçek belediyecilik programımızı 81 vilayetimizle birlikte hayata geçireceğiz. Milletimize sözümüz olan bu programın en başta gelen önceliği afetlere dayanıklı, dirençli, sağlam yerleşim yerleri inşa etmektir. Çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar gibi toplum kesimlerine yönelik hizmetlerin geliştirilmesini, bu ülkenin imkanlarının bu ülkenin insanlarıyla paylaşılması olarak görüyoruz. Aile kurumumuzun güçlendirilmesini ise geleceğimizi güvence altına almanın temel şartı olarak kabul ediyoruz. Kadınlarımıza ve gençlerimize vereceğimiz destekler için kurduğumuz fon bu doğrultuda atılmış bir adımdır. Bunların yanında şehirlerimizin çevreye duyarlı bir anlayışla yönetilmesini sağlayacağız. Estetikle biçimlendirilmiş, tarihi ve kültürel birikimi korunmuş, huzurlu, güvenli şehirler kurmak da önceliklerimiz arasındadır. Doğup büyüdüğü yerde kalmak isteyen insanlarımızın sağlayacağımız destekler ve imkanlarla yanlarında olacağız. Kardeşlerim, bütün bunları söylerken insanımızın günlük hayatında yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelemeyiz. Biliyorsunuz biz ekonomide önceliği istihdama ve üretime veriyoruz. Hamdolsun bu konuda gayet iyi gidiyoruz. Ancak dünyanın başının belası olan enflasyon bizim de canımızı yakıyor. Üstelik enflasyonun yol açtığı maliyetlere ilaveten 6 Şubat depremlerinin ekonomimize yüklediği 104 milyar dolarlık faturayla da karşı karşıyayız. Türkiye başkaları gibi sadece bir krizle değil, hepsi birbirinden zorlu, çok sayıda meseleyle aynı anda mücadele etmektedir. Amacımız Türkiye 100 yılı rotamızı koruyarak bu fırtınalı küresel iklimden ülkemizi sahili selamete çıkarmaktır. Hamdolsun bugüne kadar yaşanan onca sıkıntıya rağmen
vatandaşlarımıza mahcup olacak bir kırılmaya meydan vermedik. Küresel bir felakete dönüşen COVID-19 salgınının hem sağlık hem de ekonomik yönünü başarıyla idare ettik. Rusya, Ukrayna arasındaki savaşın ateşinin ülkemize sıçramasına izin vermeyerek devletimizin çıkarlarına, vatanımızın güvenlik ve istikrarına halel getirmedik. Türkiye ile birlikte tüm dünyaya olumsuz etkileri olan bu savaşın bir an önce sona ermesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Muhalefetin belediye başkan adayları şehirlere hizmet edecek ismi bulmak kriteriyle değil, parti içi ziplerin paylaşım aracı olarak belirleniyor. Biz İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ, Balıkesir'de Yücel Yılmaz isimlerini, aynı şekilde diğer yerlerdeki adaylarımızı belirlerken şehirlerimizin Türkiye 100 yılı yürüyüşüne ayak uyduracak profiller olmasına dikkat ettik. İşte bu şekilde tespit ettiğimiz Cumhur İttifakımızın belediye başkan adaylarımızın verdiği herhangi bir ölçü yok. Öyle ki kim nereyi kaparsa kim nereyi kaparsa elinde kalıyor, havasında bir süreç yaşanıyor. Böyle olunca da tabii kavga çok sert geçiyor. Değerli kardeşlerim, bilhassa CHP'nin işler acısı haline baktıkça bu partiye gönül verenler adına biz de üzülüyoruz. Bunca yıldır siyaset arenasında karşı karşıya olduğumuz CHP'nin ülkenin ve milletin geleceği için hiçbir vizyonu, hiçbir programı, hiçbir projesi bulunmadığını zaten biliyoruz. Hepsinin üzerine son dönemde bu parti varlığını sürdürmek için kendine her yolu mübah sayacak kadar sakil bir yere savruldu. Daha önceki seçimlerde kurduğu örtülü ittifak tezgahını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdı. Kent uzlaşısı diyerek Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi CHP'nin bu ülkeyle ve bu milletle hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor. Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı, genel merkezinden teşkilatlarına kadar tüm mekanizmaları dökülen CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp kurulan oyunların piyonu haline gelmiştir. Ne diyelim? Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki demin ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın. Biz kendi işimize bakacağız. Bunu yaparken de birileri gibi işimizi sadece lafta bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz ki Balıkesir sadece lafa bakmaz. Balıkesir lafı söyleyenin kim olduğuna, bugüne kadar nerede ne yaptığına, bundan sonra ne yapabileceğine de bakar. Balıkesir vizyona bakar, esere bakar, hizmete bakar, projeye bakar, yatırıma bakar. Balıkesirli bilir ki Cumhur İttifakı olarak biz kendisine ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Buna karşılık daha önceki seçimlerden tecrübeyle biliyoruz ki muhalefet adayları söylediklerinin %90'ını yerine getirmiyor, getiremiyor. Zaten o sözleri verirken
gereğini yerine getirmek gibi bir dertleri de yok. Kardeşlerim, belediyelere merkezi idareden ayrılan kaynağı neredeyse iki kat artırdığımız halde muhalefet cenahı utanmaz, arlanmaz bir şekilde engellendik yalanına sığınmaya çalışıyor. Bunlar bütçede engelli değildir. Bunlar eser ve hizmet engellidir. Gözü de gönlü de şehrinde olmayanlar, kendilerine verilen kaynakları, şahsi hırsları, heva ve hevesleri uğrunda çarçur etmişlerdir. Şehirlerine yaptıkları ihaneti gizlemek için de tamamı yalan ve yanlış üzerine kurulu kampanyalarla milleti kandırmanın peşindeler. Evet, ben de Dursun Bey'in yanındayım. Milleti kandırarak makam mevki elde etme üzerine kurulu siyaset eski Türkiye'nin tarzıdır. Halbuki bizim son 21 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde ülkemizde siyasetin işleyişi değişti. Eskinin İdeolojik istismar, korku ve laf cambazlığıyla kifayetsizliğini gizleme siyasetinin yerini eser ve hizmet siyaseti aldı. Türkiye yüzyılıyla dünyada hak ettiği yere gelme konusunda kararlı adımlarla ilerleyen günümüz Türkiye'sinde eskinin geçer akçesi zübük siyaseti işlemez, işlemiyor. Gailin. Gazze'deki zulmüne karşı İslam aleminin yek vücut olarak hareket etmesi için gayret gösteriyoruz. Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere gönderdiğimiz yatırımların toplamı 34 bin tonu geçti. Dün 2380 ton yardım malzemesi taşıyan bir gemimiz daha bölgeye ulaştı. Bu zulmün durdurulmaması halinde bölgemizde yanacak ateşin bizi de etkilemesi kaçınılmazdır. Her kim bu meselenin bizimle ilgisi olmadığını iddia ediyorsa ya dünyadan habersizdir ya da başkaları hesabına çalışıyordur. Dolayısıyla Gazze'deki zulmün, Kudüs'teki tacizlerin durması için hiçbir istisna koymadan söylüyorum. Elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Ülkemizi güney sınırlarından kuşatarak bir teröristan kurma projesini hayata geçireceğimiz yeni harekatlarla delik deşik etmeyi sürdüreceğiz. Gavar'da bu teröristleri çökerttik mi? Cudi'de bunları çökerttik mi? Bunları o dağlardaki inlerine gömdük mü? Şimdi neredeler? Mesele bu. İnşallah bu yıl sonuna doğru ekonomide başlayacak rahatlamayla ve atacağımız ilave adımlarla çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacağız. Devletimizin imkanları arttıkça bunu milletimizin istifadesine sunmaktan geri durmayacağız. İşte bakın şu anda Gabar'da günde 35 bin varil petrol çıkartıyoruz. Bu şimdi nereye gelecek? 100 bin varile. 100 bin varile çıktığı andan itibaren aile kurumlarının kaynağı da nereden gelecek? İşte buradan gelecek. Muhalefetin belediye başkan adayları şehirlere hizmet edecek ismi bulmak kriteriyle değil, parti içi ziplerin paylaşım aracı olarak belirleniyor. Biz İstanbul'da Murat Kurum,
Ankara'da Turgut Altınok. İzmir'de Hamza Dağ. Balıkesir'de Yücel Yılmaz isimlerini aynı şekilde diğer yerlerdeki adaylarımızı belirlerken şehirlerimizin Türkiye 100 yılı yürüyüşüne ayak uyduracak profiller olmasına dikkat ettik. İşte bu şekilde tespit ettiğimiz Cumhur İttifakımızın belediye başkan adaylarımızın verdiği herhangi bir ölçü yok. Öyle ki kim nereyi kaparsa kim nereyi kaparsa elinde kalıyor, havasında bir süreç yaşanıyor. Böyle olunca da tabii kavga çok sert geçiyor. Değerli kardeşlerim, bilhassa CHP'nin işler acısı haline baktıkça bu partiye gönül verenler adına biz de üzülüyoruz. Bunca yıldır siyaset arenasında karşı karşıya olduğumuz CHP'nin ülkenin ve milletin geleceği için hiçbir vizyonu, hiçbir programı, hiçbir projesi bulunmadığını zaten biliyoruz. Hepsinin üzerine son dönemde bu parti varlığını sürdürmek için kendine her yolu mübah sayacak kadar sakil bir yere savruldu. Daha önceki seçimlerde kurduğu örtülü ittifak tezgahını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdı. Kent uzlaşısı diyerek Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi CHP'nin bu ülkeyle ve bu milletle hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor. Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı, genel merkezinden teşkilatlarına kadar tüm mekanizmaları dökülen CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp kurulan oyunların piyonu haline gelmiştir. Ne diyelim? Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki demin ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın. Biz kendi işimize bakacağız. Bunu yaparken de birileri gibi işimizi sadece lafta bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz ki Balıkesir sadece lafa bakmaz. Balıkesir lafı söyleyenin kim olduğuna, bugüne kadar nerede ne yaptığına, bundan sonra ne yapabileceğine de bakar. Balıkesir vizyona bakar, esere bakar, hizmete bakar, projeye bakar, yatırıma bakar. Balıkesirli bilir ki Cumhur İttifakı olarak biz kendisine ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Buna karşılık daha önceki seçimlerden tecrübeyle biliyoruz ki muhalefet adayları söylediklerinin %90'ını yerine getirmiyor, getiremiyor. Zaten o sözleri verirken gereğini yerine getirmek gibi bir dertleri de yok. Kardeşlerim, belediyelere merkezi idareden ayrılan kaynağı neredeyse iki kat artırdığımız halde muhalefet cenahı utanmaz, arlanmaz bir şekilde engellendik yalanına sığınmaya çalışıyor. Bunlar bütçede engelli değildir. Bunlar eser ve hizmet engellidir. Gözü de gönlü de şehrinde olmayanlar kendilerine verilen kaynakları, şahsi hırsları, heva ve hevesleri uğrunda çarçur etmişlerdir. Şehirlerine yaptıkları ihaneti gizlemek için de tamamı yalan ve yanlış üzerine kurulu kampanyalarla milleti kandırmanın peşindeler. Dursun Bey, burada,
Evet. Ben de Dursun Bey'in yanındayım. Milleti kandırarak makam mevki elde etme üzerine kurulu siyaset eski Türkiye'nin tarzıdır. Halbuki bizim son 21 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde ülkemizde siyasetin işleyişi değişti. Eskinin ideolojik istismar, korku ve laf cambazlığıyla kifayetsizliğini gizleme siyasetinin yerini eser ve hizmet siyaseti aldı. Türkiye yüzyılıyla dünyada hak ettiği yere gelme konusunda kararlı adımlarla ilerleyen günümüz Türkiye'sinde eskinin geçer akçesi zübük siyaseti işlemez, işlemiyor. Güzergâhtan geçtik memleketi için, geçtik memleketi için. Hak olan doğrumuzu, hak olan doğrumuzu, duyur bu çağrımızı, duyur bu çağrımızı. Herkese bağrımızı açtık memleketi için, açtık memleketi için. İçin her şey bu milleti için, her şey Türkiye için. Hazır mıyız Balıkesir? Vakit tamam. O geliyor. Hazır mıyız? İşte milletimizin hizmetkarı, Anadolu'nun yiğit evladı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu bir yürek işi, bu sevda işi. Evet, işte gerçek belediyeciliğin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti Balıkesir İl Başkanımız Mehmet Aydemir. Büyükşehir Belediye Başkanımız, yeniden başkan adayımız Sayın Yücel Yılmaz. Ve Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Niyazi Tunç. Çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. Hazırız ve kararlıyız. Talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Sevgili Balıkesirliler, kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı, sevgili gençler, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Tarihimize damga vurmuş nice gönül sultanının, kahramanın, pehlivanın, sanatçının şehri Balıkesir'de sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak %46 düzeyinde bir oy oranıyla bize destek olan Balıkesirli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabii bu oy oranı Balıkesir ile aramızdaki gerçek muhabbetin seviyesini yansıtmaktan çok uzaktır. Sizlerden 31 Mart seçimlerinde mutlaka %50'nin üzerinde bir oy oranıyla Türkiye Yüzyılı Belediyeciliğinin yanında yer almanızı bekliyorum. Çanakkale'den milli mücadeleye kadar bu toprakları yeniden vatan eylediğimiz zorlu günlerin kahraman şehri Balıkesir'in bugün de Türkiye yüzyılına omuz vereceğine inanıyorum. Buna hazır mıyız? Tarihiyle, kültürüyle, eşsiz tabiatıyla, hepsinden önemlisi
baş tacı insanıyla medarı iftiharımız olan Balıkesir kendine yakışanı yapacaktır. Başkent oldun Karesiye, varlığın haktan hediye, minnetin yoktur kimseye, ne güzelsin Balıkesir. Şu anda resmi rakamları istedim. Bugün bu alanda ne kadar kişi var biliyor musunuz? 85 bin kişi var. Maşallah. Yani yolda caddeler boyu Balıkesirli kardeşlerimle hep beraber olduk. Çocuklar, kadınlar, tüm halk oyunları ekipleri, elhamdülillah. Bu ne güzellik böyle. Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok. Ama anlaşılan o ki birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Şimdi de bunu televizyon ekranlarından ulu orta dillendirmeye, hatta açıkça ödenmesini istemeye başlamışlar. Anlaşılan birilerinin ödemek zorunda oldukları diyet borcu hiç bitmiyor ve bitmeyecek. Tabii muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı da tam bir muamma. Siyasetin acemi genel başkanlar elinde adeta bir kabzımal hesabına dönüştürülmesi gerçekten utanç verici. Ama benim bildiğim Balıkesir bu oyunu bozacak basirete sahiptir. Öyle mi? Kazanmak değil, kaybettirmek üzerine kurulu siyasetin bu şehre hiçbir katkısının olmayacağını en iyi benim Balıkesirli kardeşlerim biliyor. Esasen diğer şehirlerde de durum çok farklı değil. İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Takip ediyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor. Neyse ki milleti kandırmak isterken bile işlerini doğru dürüst yapamıyorlar da oynadıkları oyunlar kendi ayaklarına dolanıyor. Muhalefet partilerindeki iç çekişmeler de ayrı bir facia. Kelimenin tam anlamıyla rezillik diz boyu.